TGRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey vara. Hoş geldiniz. Efendim hayata ve gündeme dair haberlerle bugün tam bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sizlerin de değerli yorumlarını bekliyoruz. Canlı yayın telefon numaramızı efendim sizlere veriyorum. Sohbet etmek isterseniz bir kelam da benden olsun derseniz bekleriz. 0212 454 55 71. Instagram sayfam TGRT EUTV'den mesajlarınızı yazarsanız anında efendim okurum program içerisinde, ama tüm sosyal medya hesaplarımızdan TGRT EUTV sayfalarından bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Evet, partnerime dönmek istiyorum. TGRT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atullah Arvas. Hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Bugün de birlikteyiz tabii. İstanbul'daki kar meselesi yine olmadı. Olmadı. Ben ısrarla kar istiyorum ama yine yağmıyor. Yine olmadı. Onu konuşacağız inşallah. Evet. Ama şunu söyleyeyim sevgili dinleyiciler, bir flama, afiş, billboard kavgasıdır gidiyor. Şimdi İyi Parti Genel Başkanı Meral Hanım çıktı, bir açıklama yaptı. Dedi ki bizi saray engellemiyor dedi. Bizi saraçhane engelliyor dedi. Halbuki saraçhanede çok ciddi toplantılar yapmışlardı altılı masa. Tabii o Mayıs seçimlerinden sonra altılı masa bitti. Herkes yoluna bakıyor ama engellemeler var. Buna karşılık Ataşehir Belediye Başkanı Hüseyin İlgezli de ne kadar billboard varsa hepsini İyi Parti'ye tahsis etti. Çünkü artık CHP'den aday değil. Daha doğrusu aday gösterilmedi. Bak vallahi biz bir şey yapmıyoruz. Burada her şeyi İyi Parti'nin ya da herhangi bir partinin emrine verebiliriz, billboardları. Öte yandan Mansur Yavaş efendim Ankara'da hangi partinin adayı olduğunu ima bile etmeden Mansur Başkan afişlerini asmaya başladı. Mansur Başkan hangi partiden adaydı diye birbirlerine soranlar var. Ya CHP'nin belediye başkanı adayı değil miydi? Evet, ama şimdi vallahi bilmiyoruz, baksana Mansur Başkan diyorlar. CHP'nin amblemi yok diyorlar. Aa, İstanbul'a geliyoruz, Sayın İmamoğlu var mesela. Sadece o var. Tam yol ileri diyor. Bu yol meselesini de Sayın Cumhurbaşkanı çıkarttı biliyorsunuz. Durmak yok, yola devam. Şimdi tam yol ileri şeklinde. Yarın gazlı abi diyenler de çıkabilir. Yani velhasıl çok hoş ama bir o kadar da tabii komik haller var. Sayın İmamoğlu'nun sadece posterleri var. CHP'li olduğu belli, o amblem var. Başka herhangi bir kimse yok yanında. Böyle de enteresan bir durum var. Kızışıyor meydanlar. Efendim onu da size söyleyelim. Yaklaşıyoruz ama inşallah bu şeyde de, bu seçimlerde de yüzümüzün akıyla çıkar. Belediye başkanlarımızı seçeriz. Aynı zamanda tabii oylamada önümüze gelen efendim ilk parti AK Parti tabii. Buna Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etti. Hatta Zafer Partisi'nde de itiraz geldi. Dedi ki kardeşim olur mu yani AK Parti'yi başa koydunuz falan. Ve fakat biliyorsunuz bu kurra ile seçildi. Bu kurra da ilk 6, tabii en fazla oy alan 6 partinin mensupları, milletvekillerinin huzurunda yüksek mahkeme üyelerinin, yani seçim kurulunun üyelerinin huzurunda, oradan cam fanustan, gavanuzdan bir tane şey çekiyorsunuz. Bir kağıt alıyorsunuz, açıyorsunuz, AK Parti yazıyor, CHP yazıyor falan. Herhalde Cumhuriyet Halk Partisi 18. sırada. Böyle bir de itiraz var ama mahkeme, yüksek mahkeme açıkladı. Dedi ki arkadaş biz hepinizin huzurunda, parti milletvekillerinizin huzurunda, 20 kameranın huzurunda, bu kadar gazetecinin efendim gözü önünde kuralları size çektirdik. Siz kendiniz aldınız ya da biz çektik. Partinin ismi çıktı ortaya. Onun için kimse kusura bakmasın, sil baştan yapamayız, tekrar bir kurra günü yapamayız. Evet, şimdi öbür tarafta da İstanbul'da ciddi bir pazarlık var. Başak Demirtaş da aday olduğunu, daha doğrusu parti, evet doğal tabii adayımızdır anlamına gelen cümleler kullandılar. Ama ben buna hala inanmıyorum, çünkü Başak Hanım'ın, efendim Başak Demirtaş'ın adaylığı şey olabilir, bir pazarlık konusu olabilir. Hala DEM'in istediği ilçeler DEM'e verilmedi. Yani burada sizin adaylığınız olsun diye denilmedi. Ama 20 Şubat, 22 Şubat'a kadar da daha çok zaman var. Ama öbür tarafta DEM'de, Anadolu'da ya da büyük şehirlerde ciddi bir pazarlık içerisinde. En son Selahattin Demirtaş'ın eşi efendim aday gösteriliyor İstanbul'da. Bakalım DEM'in CHP'den istediği ilçeler DEM'e verilecek mi?
Yoksa efendim Demirtaş aday mı? İşte bunları önümüzdeki günlerde net bir şekilde göreceğiz. Ben böyle bir girizgah yaptıktan sonra efendim Sayın Arzu Hanım'a dönelim. Onun sualleri olacak efendim. Buyurun. Evet, Türkiye Gazetesi'nin manşetiyle başlamak istiyorum. Büyük savaş korkusu, Gazze'deki ateş dünyayı sarıyor. Dünya yeni bir küresel krizin eşiğinde. Amerika, Rusya, Çin ve İran'ın eli tetikte. Krizin başrolünde enerji var. Siyonizm ise küresel savaş çıkarmak için her yolu deniyor. Ha, bu cümleden başlayalım. Evet, Avrupa'da bir savaş alarmı. Tabii tabii, bu cümle doğru. Avrupa'da uzun süredir var. Mesela bu Ukrayna-Rusya meselesinde. Orada Avrupa'da biliyorsunuz Fransa özellikle NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir dedi. Almanya da çok rahatsız. Çünkü bir orduları yok. NATO özellikle Amerika efendim ben sizi koruyacağım. Siz bana bu kadar para pul vereceksiniz dediler. Ama gelinen noktada baktılar ki böyle bir savaş var. Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. Amerikan bunların dikkatini çekti. Dedi ki ne yapıyorsunuz öyle? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Yok efendim biz ordularımızı kuralım, efendim silahlarımızı üretelim. Zaten üretiyorlar. Müstakil hareket etmeye çalışıyorsunuz. Bak görmüyor musunuz Rusya'nın ayak sesleri var dediler. Avrupa bir anda sustu ve Almanya 100 milyar avroluk bir bütçe ayırdı NATO'ya, özellikle Amerika'ya. Buyur sana para abi dediler. Diğer ülkeler de veriyorlar ve hemen Avrupa'da birçok ülke, o kıtada henüz NATO üyesi olmayanlar bir anda efendim NATO üyesi olalım, NATO üyesi olalım diye kuyruğa girdiler. Bunlardan bir tanesi de İsveç'tir. Biz de onayladık tabii. Onu da söyleyelim. Siyonizme gelince şöyle bir şey. İsrail evet Amerika'nın bölgede kalıcı olmasını istiyor. Bir büyük savaşın çıkmasını istiyor. Kendi açısından istiyor. Ama bunu yapar mı? Yani İran ve Amerikan efendim kapışır mı? Öyle diyelim amiyane bir tabirle. Ben zannetmiyorum. Yani şöyle zannetmiyorum. Mesela bugün Amerika'da açıklama geldi. Biz İran'ın 3 drone'unu düşürdük dediler. Belki bununla kalabilir ama İsrail çok ısrar ediyor. Bunun adı da enerji olacak. Bölgede enerji çok önemli. Yoksa boşuna tabii Amerika ya da İngiltere o gemileri buraya taşımadılar, gelmediler Akdeniz'e. Bir savaş söz konusu olabilir mi? Amerika yine Orta Doğu'ya efendim ve özellikle enerji kaynaklarına, petrolüne çöker mi? Onu bilemiyorum. Ama öbür tarafta tabii Amerika aslında savaşmak istemiyor. Hatta Irak'tan çekileceği haberlerini de duyduk. Her ne kadar bu efendim bir zaman dilimi içerisinde olabilir açıklaması geldiyse Amerika'da. Ama bunlar da çok konuşuldu ve fakat haberin de manşetinde görüldüğü gibi o cümle çok önemli. Siyonizm bölgeyi ateşe vermek istiyor. Evet, gerçekten öyle. Ama Amerika buna uyar mı, uymaz mı onu bilemiyorum. Göreceğiz. Evet, buyurunuz efendim. Evet, petrolde yeni anlaşma. Türkiye ve petrol ülkesi Venezuela imzaları attı. İki ülke petrol ve doğalgazda aramadan üretime tam bir işbirliği mütabakatı imzaladı. Evet. Türkiye bu konuda İki ülkeden tabii, teşvik. Çeşitlilik şey yapıyorlar efendim. Yani beraber arayacaklar, beraber bulacaklar. Gerekirse Venezuela'dan efendim enerji kaynaklarını da değerlendireceğiz. Petrol alacağız atıyorum mesela. İşte İran'dan, Azerbaycan'dan tedarik ettiğimiz gibi oradan da çeşitlilik önemlidir, güzeldir ama bir anlaşma yapıldı. Aynı zamanda sondajda aramada da beraber bir adım atılacak petrol ülkesi ve çok ciddi tecrübeleri var. Yani bunu Türkiye ile paylaşabilir. Bunlar çok önemli. Bunların hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz efendim. Ama petrol dedik ya, Amerika'yı buraya davet etmek istiyor. Enerji kaynaklarına konmak istiyor. Valla işte Amerika, ABD, Batı, Rusya'ya da biliyorsunuz ambargo uyguladılar. Uyguladılar da ne oldu? Efendim enerji kaynaklarını Çin'e sattı. Yani hiçbir zararı yok Rusya'nın bu konuda ve ciddi bir şekilde efendim o satışta gerçekleşti. Biz de bir anlaşmaya imza attık. Tecrübelerini paylaşmak istiyoruz en azından. Ben öyle anlıyorum haberden. Buyurunuz efendim. Evet, CHP'nin logosuz afiş taktiği. DEM ve İYİ Parti ile ittifak kuramayan CHP ortak aday imajı vererek adayların afişlerinde logoyu kaldırdı.
Valla şimdi işte gazete öyle diyor. Ben demin bir iki cümleyle değindim. Yani ben CHP'nin böyle bir şey arzu ettiğini zannetmiyorum. Logo kullanmadan. Yani CHP niye yapmasın ya, böyle bir şey olamıyor. Mansur Başkan Ankara'da, Mansur Bey birkaç ilçe, yani Taşra'da daha doğrusu ilçeleri belediye başkanlarını kendisi ortaya koymak istedi. Ben bu ekiple çalışacağım, bunların çoğu Büyükşehir Meclisi'nde çalışacak, beraber yürüyeceğiz dediler ama CHP hayır dedi. Ya da Sayın Özel öyle dedi ya da Sayın İmamoğlu öyle dedi. Mansur Yavaş'ın bu isteği yerine getirmedi. Getirilmeyince de efendim Mansur Yavaş öyle mi dedi? Ben bir markayım, ben bir isimim, ben Ankara'yı size ben kazandırdım, ben. İşte bak gene ben diyorum, Mansur Yavaş diyorum. Bu CHP logosunu kullanmak istemiyorum dedi. Ben onu anlıyorum. Yani gazete farklı bir şekilde tabii yorumlamış, yazmış. Benim anladığım bu. Yani siz benim isteklerimi ya da istediğim ilçe başkanlığını vermediniz. Kendi kafanıza göre seçtikleriniz var. Ben de çok affedersiniz, kendi kafama göre takılıyorum. Var mı bir diyeceğiniz demeye başladı. CHP zaten bu konuda 2-3 parça olarak görünüyor. Kemal Bey biliyorsun Sayın İmamoğlu'na şey vermedi. Randevu vermedi, yemek randevusu vermedi. Öbür tarafta dün bir haber birçok gazetede yer aldı. Göya Özel Sayın Kılıçdaroğlu'na abi beni bu adamdan kurtar, İmamoğlu'nu kastederek. Bir yalanlama da gelmedi tabii şimdiye kadar, öyle ciddi bir yalanlama da gelmedi. Tabii Sayın Özel, Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu söyledi mi söylemedi mi onu bilmiyorum. Ama benim bildiğim bir şey var. Sayın Kılıçdaroğlu sessiz ve derinden gidiyor ve şimdiye kadar sanki dediklerini de yaptı, yapıyor. Mahzun gitmişti, muhteşem dönebilir. Yani benim öyle bir kanaatim var 31 Mart'tan sonra efendim. Evet. Evet, devam edelim. Buyurun. Yabancı yatırımcı teşvikten önce personel soruyor. Evet. Taysat Başkanı Saydam, Bursa, Sakarya ve Gebze'ye gelen yabancı yatırımcı eleman bulamama korkusu yaşıyor dedi. Evet, şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Paranız olabilir, pulunuz olabilir. Fabrika kurabilirsiniz, iş yeri kurabilirsiniz. Kurabilir. Geleceğiniz nokta şudur. Beşeri sermayeniz var mı? Adamınız var mı? İşçiniz var mı? Daha doğrusu bu işleri yapacak eğitilmiş, kaliteli elemanınız var mı? Varsa ne hala? Yoksa o zaman işte yandı gülüm keten helva derler Anadolu'dan. Şimdi istediğiniz kadar güzel bir yer gösterin ya da hatta teşvik edin. Yani para da kredi de verin. Ve fakat adam orada çalıştıracağı kalifiye elemanı bulmayınca o kara kara düşünmeye başlar. Hadise budur efendim. Evet, çok önemli. O bütün Türkiye'nin, hatta dünyanın sorunu. Yani dünyanın sorunu ama evet, özellikle Türkiye'nin sorunu. Çünkü bizdeki karma eğitim mesleki eğitime kıymet değer vermiyor. Yetiştiremiyoruz evet, eleman. Buyurunuz efendim. Kanserde yeni umut. Türk bilim adamları 5 tür kansere karşı aşı çalışması yapıyor. Türk Kanser Enstitüsü'nden kanserle ilgili umut dolu haberler geliyor. Başkan Vekili Doçent Doktor Yücel, pankreas kanserine yönelik mRNA tabanlı aşı çalışmaları yaptığını belirterek akciğer, göğüs, kolon ve mide kanserleri için yerli aşı çalışmalarımız sürüyor dedi. Ya inşallah çalışmalar var. Hatta benim bir iddiam var. Her derde deva oldular, buldular. Ben diyorum ki arkadaş bu aslında var. Bunun çaresini ya da aşısını buldular. Ve fakat ortada da dönen bir tezgah var, kurulu bir düzen var. Çok da ciddi para kazanılıyor. Efendim kimse bu efendim ranttan vazgeçmek istemiyor. Ama insanlar ciddi bir şekilde tabii dökülüyor, hayatını kaybediyor. Kolay değil. Hele demin dediğiniz o neydi? Şey kanseri. İlk kolon, akciğer, pankreas. Ha, pankreas kanseri çok çabuk götürüyor. Evet, ne yazık. Yani önceden haberdar oldunuz mu, oldunuz mu, fark ettiniz mi, etmediyseniz 2 ay içerisinde en fazla bir insanı götürüyor. Yani vesile oluyor, vefatlarına vesile oluyor. Bu çok güzel. Hakikaten inşallah bu derde de bir çare bulunmuştur inşallah. Evet. Evet, devam ediyoruz efendim. Kansere kafa tutuyor. Dünyaya robotik ameliyat dersi. Almanya'da kanser çalışmaları yapan Türk ürolog Profesör Doktor Tilki, Belçika'da dünyanın farklı ülkelerinden gelen ürologlara robotla ameliyatı öğretiyor. Evet. Şimdi bıçaksız, neştersiz, kansız, bıçaksız. Bu çok gelişti. Evet, belki biraz pahalı tabii ve fakat çok yeni bir yöntem. Birçok alanda bu böyle. Bu robotik işe yarıyor. Çok da yayıldı.
Bunu herkes bilmiyor. Hocam Türk menşeli evet. herhalde asıllı evet, evet. profesör. Türk ürolog. Evet, yani çok iyi biliyor ve eleman yetiştiriyoruz. Geliyoruz, gidiyoruz. Yetişmiş eleman ya da işi bilen insan diyoruz. İşte adam yetiştiriliyor. Adam yetiştiriyorlar. Allah sayılarını arttırsın. Ben şahsen bu hanımefendiyle, bu bilim insanı kadınla, Türk kadınıyla gurur duydum. Çok güzel. Adam yetiştirmek hakikaten güzel. Evet, evet. Kesinlikle. Buyurun. Evet, galerici indirdi, pazar direniyor. İkinci el otoda son çırpınışlar. Geçen sene yüksek fiyattan araç alan bireysel satıcılar indirime direniyor. Galerilerde ikinci el oto fiyatları %10-15 düştü. Vatandaş ise geçen yıl pik dönemde aldığı aracı zararına satmak istemediği için fiyat indirmeye yanaşmıyor. Bu kişiler sarı siteye koydukları yüksek ilanlar ile pazarda fiyatların düşmesine de engel oluyor. Şimdi bak, bu piyasada da var. Şimdi birkaç market var ya, efendim bu marketler anlaşıyor mu, beraber mi hareket ediyorlar, hani rekabet edecekler mi? Şimdi hakikaten enflasyonun, hayat pahalılığının Türkiye'deki bir şey, yüzünü söylüyorum. Yönü aşağı değilse bile bir duraklama noktasında. Hı hı. Ama bizim bu etiketlerde bir duraklama yok. Vatandaşa bakıyorlar, SGK'lı, Bağkurlu, emekli, maaş mı aldı? Hay hay abicim, hemen tak 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 değişiyor. Ya da yaz aylarında üreticiden efendim 3-5 liraya almış olduğu narenciyi vesaire falan depoluyor. Gıdım gıdım tezgaha koyuyor. Kilosunu yani ben geçenlerde pazarda tabii 20 ya da 15 liraya bu konuda mandalina, elma ya da portakal aldım ama gezerek, epey böyle gezerek seçerek. Ve fakat marketlere bakıyorsunuz 30 liradan aşağı değil, 35'in üzerinde. Evet, ya kardeşim, bu sürekli sizde var. Yani depolarınızda, efendim ben söyleyeyim, soğutma depolarında tabii orada şey yapılıyor, korunuyor. Efendim bunlar tezgaha koyuluyor, satılıyor. Ben bu insanlardan iyi niyet beklemiyorum artık. Ben de şeyimi kararttım, gözümü kararttım. Ama benim gözümü karartmak şu olur. Ancak birçok adresi, yani sevgili dinleyicilerimize, izleyicilerimize söylüyoruz. Birçok adresi dolaşarak ve seçerek ve bir de o gün için ya da o hafta için ihtiyacımı alıyorum. Hı hı. Eskiden olduğu gibi mutfakları dolduruyoruz. Aynen öyle. Alışveriş sepetlerini kilo meyve almıyoruz. Hiç daha böyle tüketebilecek birkaç günde körüklemeyelim. Körüklemeyelim ve ama artık bir adımın da atılması lazım. Hı hı. Yani bu tokat öyle bir atılacak ki, öyle bir tokat atacaksınız ki, ne diyeyim, Türkiye'deki bütün belediyeleri alırsınız. Kim atarsa bu tokatı. Yani ben söyleyeyim yani. Vatandaş bu. Zengin, fakir, alım gücü olmuş, olmamış. Ne derseniz değil. Bu insanlar buraya bir tokat adıldığında ya da buraya bir düzene girdiğinde çok memnun olacak. Evet. Ben geçen pazar bir arkadaşımı gördüm Kadıköy'de, Dershaneler Caddesi'nde. Muhi, nereden geliyorsun Muhittin? Abi yemekten geliyoruz dedi. 3 kişi yemeğe gitmişler. 5000 lira verdik abi, ucuzdu falan. Peki abiciğim, teşekkür ederim. Çünkü adamın umrunda değil. Para gani. Allah daha fazla versin. Evet, evet. Ama bizde çorba değil mi efendim? Kelle paça çorbası çok pahalı diyoruz falan. Evet, tabii. Haftada canım. 2 gün yiyeceğiz. Neyse, buyurun. 230 lira falan bizim buyurun orada. Yani. Öyle bir öyle şey. Öyle. 230, değişiyor bazı yerlerde. Unuttum şu anda. Evet, yani öyle. Buyurun. Evet, devam edelim sıradaki haberimizle. Diyanet'ten hac kontenjanı müjdesi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan kontenjana takılan hacı adaylarını sevindiren haber geldi. Nüfusun güncellenmesiyle hac kontenjanının 83.430'dan 86 bine çıkacağını açıklayan Erbaş, bu sene haç protokolümüzü yaptık. Nüfusumuz 86 milyon olduğu için bizim de bu kadar hakkımız var. Müracaatımızı yaptık. Bu müjdeyi şimdiden vermiş olayım dedi. Ay iyi ya. 2000 mi? 2000 hacı daha herhalde fazla ya da 2000. 83.430'dan 86'ya çıkacak. Evet, daha 2000'den de çok. Hadi hayırlı olsun yani. 3000'e aşkın hacı daha. 3000'e yakın diyelim. Hayırlı olsun. Evet. Evet. Ne diyelim, mübarek olsun gidenler efendim. Bu hac ibadetlerini yerine getirmek İslam'ın 5 şartından birisi. Bana nasip olmadı. İnşallah demiyorum. Olur. İnşallah nasip siz olur. Siz şimdi tabii. Yoğun çalışıyorsunuz. Çalışmaları yani. Biraz azalttığınızda gidersiniz, inşallah. Niye gitmiyorsunuz? Allah razı olsun. Beni teselli ettiğiniz için evet. Bir teselli. Ay yoğun şimdi bırakamayız yani sizi bir yere. Orhan Baba'nın bir şarkısı var. Bir teselli ver diye. Evet, buyurun.
Evet, kandil lirası tanesi tahminlerin niçin tutmadığını açıkladı. Hani hep kar diyoruz, bir türlü gelemedi o kar. Deniz sıcaklığı karı engelliyor. Uzmanlar sık sık kar yağacak dese de beklenen bir türlü olmadı. Kandil lirası tanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, kar için deniz sıcaklığının 8 derece olması gerekiyor dedi. Bu yüzden geçen haftadan beri özellikle İstanbul'da beklenen kar bir türlü gelmedi meğersem deniz sıcaklıklarındanmış. Vallahi en azından bir şey yani bu bir sebep açıklanmış. Değil mi efendim? Evet yani, tabii. Bu defa kesin abi vallahi billahi geliyor dediler dün ya neredeyse önceki gün. Korktuk ama gece yarısına kadar ya da gece saat 22'ye kadar bir sert soğuk vardı bildiğiniz gibi yağmur, değil. Çok da yağmur yağış. Tabii Allah'tan yağış da, yağmur yağıyor da. Ama sonra o soğuk hava kırıldı ben bu defa geliyor dedim. Aynen kendimi şimdi teselli ettim ama 22'den sonra hava kırıldı. Evet şimdi haberlerimi arasından hemen buldum. Şimdi biz İstanbul'da kar bekliyoruz gelmedi ama bakın kirpikler donmuş. Nerede? Sibirya değil Türkiye. Bu Anadolu'da kar yağışının şiddetli olduğu bölgeler soğuğu ve manzarasıyla Sibirya'yı aratmadı. Hava sıcaklığı etkisi sıcaklığının eksi 31 dereceye düştüğü Ardahan ve termometrelerin eksi 21'i gösterdiği Kars'ta vatandaşların kar ve kirpiği buz tuttu. Ya tutmaz mı valla havada ne demiş? Uzun zamandır ben öyle bir soğuk bilmiyorum görmedim. Yani damdan dama atlayan kedi donmuş ya. Bizim ünlü gezginimiz söylüyor Erzurum için. Evet. Yani diyor ki damdan dama atlarken böyle yakın böyle bir düzenek var ya Anadolu'da evler falan. Bir metrelik falan demek ki atlarken havada donmuş böyle soğuklar ya da böyle tasvir ediliyor. Müthiş bir şey tabii bu. Evliya Çelebi söylüyor bunu Erzurum için. Vallahi öyle olmuş yani 31 derece ya ne demek Allah yardımcıları olsun bereket versin. Hani deniz dedik ya burada koru hava var. Bu mesela İstanbul'da olsa insanların çoğu herhalde şey olur. Efendim donar ya da ısıtamazsınız. Mesela bu burunda süzgeçler var. Şu burunda var ya. Hı hı. Yani bu burunda bu süzgeçler bu şeyler olmazsa İstanbul'da şey Kars'ta, Ardahan'da, Ağrı'da birisi sokağa çıksa şöyle ya oh be bir nefes alayım derse o anda beyin gider evet. Yani. Şimdi buna benzer bir görüntümüz daha var Orkuncuğum. Yine onun da Ardahan'da Sibirya soğukları diye. Havaya serpilen sıcak su yere düşmeden donmuş. Donuyor, burada kirpikler tabii. Dondu. Tabii. Havaya serpilen o da varsa arka arkaya o görüntümüzü de verelim. Havaya serpilen sıcak su yere düşmeden nasıl donuyor Ardahan'da? Tabii. Gece -30 derece. Eyvah eyvah. Ben de tabii ansiklopedi okuyorum. Sık sık maddelere bakıyorum. Bu soğukla ilgili işte o burun meselesini oradan keşfettim. Diyor ki eğer oradaki süzgeçler şeyler olmazsa o soğuk hava direkt beyine giderse beyin donar. Tabii ya. Yani gece -30 dereceyi ben ne İzmir'de gördüm ne İstanbul'da da görmedim. Yok, değil mi? İstanbul'da yok. Da görmedik hiç. En fazla ben İstanbul'da -8'i gördüm. Şimdi bu kar yağdığı zaman. Deniz meselesini ben bilmiyorum. Mesela ben İstanbul'da çok güzel yoğun karların yağdığı o yılları da biliyorum evet. Ben. O zaman deniz soğuğu ne kadardı bilmiyorum. Yani kapkaraydı şey kara derken kar var bir şey yoktu. Evet soğuktu havalar. Sabah kalktık baktık ki 1 metre kar var İstanbul'da. Boğaz donmuş üzerinde insanlar yürüyor. Kurtlar Eminönü'ne inmiş. Ben mesela o delikanlığımda, daha ergenliğimde bunları çok iyi biliyorum. Geldi görüntümüz. Evet, sonrasında da karlar yağdı İstanbul'a ama Şimdi deniz diyorlar, boğaz diyorlar, sıcak diyorlar. Evet. Şimdi nasıl bir deney? Sıcak su. Tabii, attı. Evet. Nasıl yani? Şimdi yere düşmeden... İşte bulut gibi kaldı şimdi, bulut düşecek gibi kaldı tabii. Ama... Evet, dondu. O kadar. Bakar mısınız? Buyur. Tabii, geliyor çok şimdi. Çok güzel de bir görüntü değil tabii. Mi? Tabii. Acayip bir şey yapmış adam. Gerçekten görüntü de güzelmiş. Bence şey yani bu ödüllük fotoğraf yani. Evet. Bunu cemiyetimize, cemiyetlerimize müracaatta bulunun. Evet yani bu hani kedi damdan dama uçarken evet. Gibi bir şey. Adam aynen atıyor. Aynen onun gibi bulut gibi kalıyor havada. Kaldı ama sonra yağacak şimdi bakın. Birazdan evet yağacak hava bitecek. Hava gibi enteresan evet, güzel. Yağıyor. Şimdi efendim Ardahan'dan Mersin'e gideceğiz. Tatil şehri Mersin'de. Kar güzelliği. Vatandaşlar doyasıya eğlendi. Mersin merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Gözne Yaylası karla kaplandı. Vatandaşlar kar topu oynayıp hatıra fotoğrafı çekti. Tabii şimdi tatilin son haftası. Tabii. Bugün Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazartesi okullarına dönecek çocuklar. Evet.
Son hafta olunca Mersin'de de kar, Mersin'e de kar düşmüş. Tabii. Buyurun. Yürüklerimiz üşüyecektir ama ne yapalım? Yayla çocuğu onlar, yaylaya alışkınlar. Ben Mersin'de hakikaten böyle çok kar yağdığını bilmiyorum. O yüzden bana da enteresan geldi. Evet. Mersin, Tarsus. Mersin özellikle tabii. Evet. Yani, tabii 28 kilometre. Bu daha yayla tarafı olduğu için belki bence, de şehir olabilir. Merkezinde bir şey olmayabilir. Olabilir. Ama evet, güzel. İnsan tabii özellikle çocuklar tatilde kar yağsın istiyor. İstiyor. Kavuştular da bu sene evet. Bol miktarda. Şimdi efendim Antalya, biliyorsunuz Antalya'da İstanbul gibi kar olmayan, yani İstanbul'da olur gerçi ama İzmir gibi diyeyim, kar yağmayan şehirlerden ama bir tanesi. Ama Toroslar var. Kar yağmayan Antalya'da çocuklar için yaylalardan kamyonlarla kar getirildi. Hı-hı. Evet, denizi, kumu, güneşiyle efendim turizm merkezi olan Kemer'de kar sevinci. Sömestr tatilinde parkta toplanan çocuklar ve aileler kar topu oynayıp doyasıya eğlendi. Tabii. Ne güzel bir fikir değil mi? Yaylalardan bir izleyelim görüntülerimizi. Kamyonlarla kar getirilmiş. Tabii oraya da kar yağmıyor ki. Evet. Merkeze yağmıyor. Ya neler oluyor tabii. Çocuklar sırf kar görsünler diye. Evet. Yaylalar, yaylalar diye bir de türkümüz var. İyi ki yaylalar var. Aa, damperli damperli inşaat kamyonlarıyla kar taşımışlar. Vay 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 vay. Bakalım ne yapacaklar? Parka mı döküyorlar? Parka dökecekler. Şimdi? Enteresan. Buyurun efendim. Ha bir de yapay kar da değil, gerçek kar. Gerçek kar. Şimdi bakın değişik. Çocuklar da toplanmış orada, aileler var. Kar görecekler efendim. Yani bunu mesela, bu enteresan bir belgesel ya. Türkiye'de bir dönem kurak geçti, kar yağmadı efendim. Hava da çok soğuktu. O karlar hemen eriyecek, eriyecek ama sonuçta değil mi? Olsun, dağlardan, efendim tepelerden, yaylalardan kamyon dolusu karlar getirildi. En azından çocuklar, efendim bu beyaz, üşütüyor, kar bu falan şeklinde ileride bir hatıra olarak. Tabii, buyurun. Evet, enteresan. İşte çocuklar hasret, Antalya'da yaşayan çocuklar hasret kaldıysa. Kar topu oynayacaklar. Herkes de böyle kar, kayak merkezlerine gidecek diye bir şey de yok. Öyle değil mi? Giden var, gitmeyen var. Aynen yani. Öyle. Bazı sebeplerden dolayı. Tabii çocuklar da bu şekilde olan eğlenmişler. Olan var, olmayan var efendim. Madem yani. Tatil dedik, çocuklar dedik, bir haberle daha devam edeceğim. Sonra gündem haberlerimiz devam edecek. Tokatlı anneler bu kez çocuklarının el becerileri için mutfağa girdi. Eğlenerek öğreniyorlar. Tokat Belediyesi Gülber Hatun Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezi tarafından çocuklara mutfak etkinlikleriyle tatil keyfi sundu. Herkes kar oynayacak diye bir şey yok. Böyle güzel etkinlikler, aktiviteler de yapılıyor. Geleneksel Türk mutfağı kursunda ve sosyal proje yapmışlar. Sosyal sorumluluk projesi, aynı zamanda farkındalık. Büyük maharetler küçük yaşlarda kazanılır projesi. Bu çok doğru değil mi? Çok küçükken doğru. Öğretmek lazım. Çok doğru ve hakikaten mesela sizi tabii beyefendi mutfağa girer mi siz de bilemiyorum. Yani arada girmesi bir lazım falan. Ama çok da yakışıyor, bakar mısınız minik ellere? Tabii ellere? Bunu bilmesi lazım çocuğun. Çünkü kendi başına kalacak, okul okuyacak ya da geç evlenecek ya da yalnız kalacak. Bu çok şey bir meslek. Herkesin çok güzel, bir şeyler yapabilmesi tabii, mutfağa lazım girmesi, en azından kendine bir çorba pişirmesi gerekiyor. Bunu çocuklara mutlaka öğretelim. Kesinlikle. Hele hele anneler, canım erkek çocuğun ne işi var mutfakta? Çık lan oğlum dışarı falan demeyin. Erkek çocukları daha çok perişan oluyor. Aynen öyle. Size söyleyeyim, o çocuklar öğrensinler. Çorba pişirsinler, bir bulgur pilavı yapsınlar. Anadolu işi değil mi efendim? Yani bir ayran çorbası yapsınlar. Tarhana yapsınlar, bunları bilsinler. Hatta bir makarna, yumurta, bir yani bir köfte de yapsınlar, şey canım. Yapsınlar, yani aynen. Öğretin lütfen ya bu çocuklara. Gurbette gidince insan anlıyor. Çocuk telefon açıyor. Ne yedin yavrum? Nasıl gitti? Ne bileyim ya, peynir, ekmek ya da işte dışarıda yedim falan. Ya ne gereği var? Her şey var. Mutfağına gir, işte bu yemeği yap falan. Bilmiyor. Aynen öyle. Bu işler evet. Sadece hanım kızlarımıza da şey değil. Tabii ki. Yani erkek çocuklar da öğrensinler bu işi. Çok güzel bir şey yapıyoruz. Evde de yaptıralım güzel, çocuklarımıza. Güzel bir tabii. Evet, şimdi kısacık bir aramız var. Aranın ardından hayata ve gündeme dair haberlerle yine sizinle olacağız. Bir yere ayrılmayın.
Reklamların ardından burada her şey var. Tüm hızıyla devam ediyor. Haberlerimizde de devam ediyorum tabii. Buyurunuz efendim, dinliyor sizi, bekliyorum tabii. Şu yeni seçil vakası varmış. Hemen onunla devam etmek istiyorum. Seçil. İstanbul ve Muğla'da operasyonlar. Yeni seçil 7 kişiyi 11 milyon dolandırdığı bankacı Seçil Erzan vakalarının ardı arkası kesilmiyor. İstanbul'da yüksek kar vaadiyle 7 kişiyi 11 milyon lira dolandıran emekli bankacı ile 9 kişi gözaltına alındı. 32 milyonluk mal varlıklarına da el konuldu. Bizim de bankacılar arasında aslında dostlarımızın olması lazım. Nasıl daha fazla kar ya da nasıl parayı kazanmak diye bir şey gülüyoruz tabii. Ya faizler belli, fonlar da belli, borsa da belli, yatırım araçları aynen da belli. Öyle. Yani her şey belli. Lütfen böyle çok enteresan, açık uçuk şey, ya milli piyango oynamıyorsunuz. Yani bu şey evet, değil ki, bilet değil ki. Kardeşim bir şey, hiç gerek yok. Yani usul çok belli. Altın mı efendim, döviz mi, artık kimse dövizin yüzüne bakmıyor. Bankalar %45 oranında biliyorsunuz faizi de şey, Merkez Bankası şey yaptı, arttırdı. Bankalar veriyor o parayı. Yani başka türlü özel fonlar olabilir tabii. Onlar var. Borsada şey yapıyorsunuz, oynuyorsunuz. Ama bunun dışında yani vaatlerde bulunan insanlar. Şu soruyu sorsalar, siz parayı nereden değerlendireceksiniz ki? Çok ciddi para kazanacaksınız ve bana ödeyeceksiniz. Ne yapıyorsunuz? İnşaat mı yapıyorsunuz? Hangi yatırımlarınız var? Ne üretiyorsunuz? Orada çıkacak ortaya canım. Yani tak ya, biz Ali'nin takkesini Veli'ye, Veli'ninkini Ali'ye takıyoruz, böyle götürüyoruz işi. Demiyorlar tabii. Size kar oranları, marjları çok yüksek efendim şeyler yapacağız, fonlar, paralar vereceğiz deyince insanlar da sorgulamadın gelsin abi. Ya sen Nimet abladan bilet almıyorsun ki. Sor bakalım ablacığım, sen ne iş yapıyorsun? Hangi yatırımı yapıyorsun? Niye bu kadar o alanlarda para kazanıyorsunuz? Bilelim. Olur ya, ben efendim işte böyle bir inşaat projesi ortaya koydum. İşte dairelerimiz bu kadar para olacak. 2 sene sonra işte bu kadar kazanacağız. Sizlerle paylaşacağım deyin. Yok böyle bir proje. Ne yapacaksınız? Güzellik salonuyla da bu olmadığına göre olabilir dizilere de yani. Dizilere konu oldu artık. Efendim? Dizilerde de tabii, kullanıyorlar o işi. Öyle. Güzellik salonu yani, açılıyor. Sonra kara para aklamaktan. Yani bu ara tabii, diziler hemen hemen birkaç dizide izledim ben. Onu kullanıyorlar o konuyu. Ya iyi de güzellik salonlarıyla da bu paralar kazanılmaz. Yani vaat edilen paralar kazanılmaz. Tabii her güzellik salonunda bunu yapıyor diye bir şey demiyoruz yok tabii, tabii ki. Esnaf evet, şey yapacak. Buyurunuz efendim. Definecilere suçüstü kolay para hayali 20 metre tünel kazdırdı. Mersin'de jandarma ekipleri evet, define bulmak maksadıyla 20 metre uzunluğunda tünel açarak kazı yapan 8 kişiyi suçüstü yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmada gözaltına alınan şüphelilerin tünel sistemi oluşturarak 20 metre uzunluğunda 17 metre derinliğinde kazı yaptığı tespit edildi. Kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Altına bayağı kalkacağız. Bayağı da zor bir iş. Zor bir iş. Dayanın çocuklar, yüklenin. Bak altına az kaldı. 2 adım daha kazmamız lazım. Tabii polis de takip ediyor. Yani orada bir gürültü var. Hiç kimse bilmez mi? Bilemez mi? 3 kişinin, 2 kişinin bildiğini bir müddet sonra herkes bilir. Valla ben şunu, benim mantığımın ermediği ya da keşfedemeyeceğim bir şey var. Bütün insanlar para istiyor. Para kazanmak istiyor. Ve mesela emekler... Bir de kolay yoldan kazanmak tabii, tabii, istiyorlar. Mesela, bunlar için biraz zor olmuş gerçi 20 metre kazmışlar ama. Mesela 67 yıl çalışma hayatınız olmayınca Avrupa'da birçok ülkede emekli olamıyorsunuz. Biz emekli olmak istiyoruz. Niye? Efendim orada bir maaş versinler. Ondan sonra da verilen maaşı da beğenmiyoruz. Efendim işte böyle böyle olsun. Haklı mı? Haklı tabii. Emekliğinize öyle bir maaş vereceksiniz ki işte efendim emekli olduktan sonra da dünyayı gezsin ya da işte o parayla geçinsin. Bunu veremiyorsunuz. Verilemeyeceğini de bildiğinize göre 45 yaşında, 43 yaşında ne yapıyorsunuz? Emekli ediyorsunuz ya da emekli oluyorsunuz. Niye? Efendim işte para alalım, para kazanalım. Ya iyi de kardeşim çalış çalış ya. Avrupalı adam 67 yaşına kadar çalışıyor, emekli oluyor. Sadece tek yerden de değil. Birçok özel sigortaya da para yatırmış. Onlardan da emekli oluyor. Parayı cebine koyuyor. Dünyayı geziyor sonra. Efendim ne kadar gezer o beni ilgilendirmez ama yani böyle altına varacağım, altını bulacağım, ya çok güzel de bunlar yani
Nereden biliyorsunuz? Nasıl hesaplıyorsunuz? Yola çıkmışlar. Polis araştırmış. Yok öyle bir şey etrafta, kıyıda. Yani böyle bir altın maltın, böyle bir rezerv de yok. Böyle bir gümü de yok. Ama adamlar nasıl kazmışlar? Evet. Ne yapmışlar ya? Cezaevinden kaçan şeyler gibi mahkumlar eskiden olurdu ya. Şimdi olamıyor tabii. Evet. Tüneller, metrelerce tünel kazıyor, cezaevinden kaçıyor. Yok öyle bir şey ya. Bir hayalin peşinde. Biraz hayatla, gerçekle yüz yüze gelelim. Öyle hayaller kurmayalım. Çalışırsak para kazanırız. Doğru yatırım yaparsak, doğru adım atarsak, tasarruf edersek para kazanırız. Ya nerede öyle yani bol para? Bize söyleyin, biz de gelelim sizlerle beraber efendim. Hangi kuyuya gireceksek. Yok kuyularda para. Çalışarak evet. Bulabilirsiniz. Buyurun. Evet, devam edelim. 3744 insan taciri tutuklandı. İçişleri evet. Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Ocak ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10.482 şüphelinin yakalandığını belirtti. Tabii. Yakalananların 3744'ü tutuklandı, 1479'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi, bilgisini paylaştı. Tabii. Demek ki bu işte para var. Özellikle terör örgütleri bu işi değerlendiriyor. Yani geçim kaynaklarından bir tanesi de insan kaçakçılığı. Bu insanlara söz veriyorlar. Sizi Avrupa'ya götüreceğiz. Ama bir müddet Türkiye'de kalmanız lazım. Kalacak yerler de var. Tıka başa kalıyorlar. Sonra bir gece hadi arkadaşlar bu defa sizi Yunanistan'a geçireceğiz. Şuraya buraya geçireceğiz sözleri de veriliyor. Ve çok ciddi paralar da alıyorlar. Bazen parayı alıp ortada bırakıyorlar. Yani orada da bir hayal var. İyi bir hayat sürdürme hayali. Her insan için bu geçerlidir. Hepimiz daha iyi, daha müreffeh, daha rahat, daha güzel bir hayat istemiyor muyuz? İstiyoruz ama hayatın da gerçekleri var. Yani sen Türkiye üzerinden Avrupa'ya nasıl geçeceksin? Geçebilir misiniz? İşte bu hayali satıyor şeyler. İnsan kaçakçıları. İnsanları alıyorlar. Bir yerlerden bir yerlere geçirmeye çalışıyorlar. Çoğu zaten sularda, deryalarda ölüyor, hayatını kaybediyor. Ya da polis böyle yakalıyor. Türkiye bu konuda çok ciddi adımlar atıyor. Son bir buçuk yıldır hele. Vallahi hudutlarımızı bile kale haline getirdik. O duvarları ördük metrelerce. Efendim aşamayacaklar, bu tarafa geçemeyecekler şeklinde duvarlar örüyoruz artık öyle. 100 kilometre, 200 kilometre, 300 kilometre daha fazla duvarlar örüyoruz ya da konklar şey o ne diyorlar beton, demir betonlarla, çelik betonlarla efendim örüyoruz ülkenin doğusunu, batısını. Kaçakçılık yapılmasın diye içeride de bu operasyonlar var. Böyle yapılırsa, denetlerse bu işin önüne ne yapılır? Geçilir tabii. Evet. Kaçakçılara darbe, 50 milyon liralık ilaç operasyonu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri yurt dışından ham madde getirerek sahte ve kaçak ilaç üretildiği yönünde bilgi aldı. Güvenlik güçleri teknik ve fiziki takibin ardından imalathanenin Küçükçekmece'de olduğunu tespit etti. Yürütülen çalışmalar sonrası adrese gece yarısı baskın düzenlendi. Bir şüpheli gözaltına alınırken 2 milyon 343 bin ilaç, 243 bin 800 zayıflama çayı ve yüklü miktarda ilaç ham maddesi ele geçirildi. Zayıflama demeyin. Zayıflama. Dayanamam hakikaten, yani. Gerçekten. Dayanamam, bu ilaçtan mutlaka almam lazım. Ölümler oldu biliyorsunuz bu konuda. Yani bu ilaçları içenler, efendim şurubunu içenler, habbını kullananların bir kısmı da hayatını kaybetti. Acı tecrübeler var. Efendim ham madde gelir, bir iki tane de kimyager bulursunuz. Biliyor musunuz? Bu kimyagerlerle hiç de sıhhi olmayan depolarda bu ilaçları üretiyorlar tabii ama kaçak. Patentsiz. Ne yazık ki. Oranlar ne kadar İnsan uyuyor? İnsan sağlığını tamamen ciddi tehlike altına alan maddeler. Oranlar ne kadar uyuyor ya da altyapısı var mı? Kurumsal bir şey olmadığına göre yani sen o makinaları, o analizleri, şuraya o şeyleri bak. ne kadar yazık. Nerede efendim yapabiliyorsunuz? Ciddi ama sağlıklı bir şekilde yapmadıklarınıza göre zaten yapamayacaklarınıza göre adı kaçaktır yani. Burada da işte para kazanmak efendim. Evet. İnsan sağlığı bunların eczane umurunda değil. Eczane dışında hiçbir yerden alınmaması tabii gerekiyor ilaçların. Bravo. Evet, Sivas Eribucak kayalıkları Mars gibi. Sea Mars ya da Sivadokya. Sivas'ta rengi ve yapısıyla dünyadaki Mars olarak adlandırılan Eribucak kayalıkları yağan karla beyaza büründü. Özellikle yaz aylarında kızıllaşarak adeta Mars manzarasına dönüşen kayalıklar, kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şimdi bu kar fotoğrafları, yaz aylarında da uzak doğudan gelen
turistler buralara bayılıyor ya. Ben bir gördüm bir defa, yani nasip oldu. Vallahi bayıldım. 2 gün Sivas'ta kalmıştım. Gittik burayı gördük. Ya dedik Kapadokya ne ki? Hani Kapadokya'yı biz çok seviyoruz, ediyoruz ama buradaki coğrafya çok şey, kıpkızıl. Kahverenginin çok böyle ama aynı zamanda böyle dikkat çeken tonunda. Koyu bir kahverengilik değil tabii, kızıl. Harika bir yer ama turistler şimdi burayı biliyor. Artık burayı geziyor, buraya da gidiyor, kafileler gidiyor. Dediğim gibi kültür, turizm, tarih ve doğa meraklıları buraları şey yapıyor, geziyorlar. Bunlar çok önemli. Sivas'ımızın bunları efendim muhafaza etmesi lazım ve mutlaka turlarda yer alması lazım bunların. Kesinlikle. Tabii yörenin bacasız fabrikaları bunlar. Evet. Raflardan kalkıyor. Katkılı limon suyuna da yasak geliyor. Tarım Bakanlığı nar ekşisinden sonra birçok sağlık problemine yol açan limon suyu izlenimi veren bütün ürünlerin satışının 2024'ten itibaren yasaklanacağını açıkladı. Valla ben hiç kullanmıyorum. Valla hala kullanılıyor. Hiç kullanmıyorum. Limon suyu sıkmakta ne var ki değil mi Atabey? Nar ekşisi var, limon suyu da var. Bunların hepsi de gerçekçi değil. Hepsi de kimyasal, suni. Hatta onu bırakın. Yani o kullandığımız sirke bile sirke değil aslında. İşte organik yani, olanları tercih etmeye çalışıyorum tabii, ama bilemiyorsun ki elma, gerçekten elma öyle şey mi? Sirkesi tabii, ona göre dikkat etmek lazım. Kurumsaldan almak çünkü lazım. Çünkü nar ekşisi o kadar işte kaç kilo nardan yapılıyormuş ve o kadar zor bir işlem ki bizim aldıklarımız, hani bazıları kesinlikle bence de sağlıklı. Boya. Ben direkt söyleyeyim, halk da anlaşsın. Doğru. Yani. Boya, kimyasal. Ama o tat var tabii. Evet. Buyurunuz efendim. Evet, bir sağlık haberimiz var. Tabii. Hastalık ve virüsten korunmak için önemli tavsiye. Sera ürünleri yerine mevsimlik sebze ve meyveleri tüketin. Evet, Türkiye'de soğuk havanın etkisiyle son aylarda daha çok yayılan kombe virüsü ve gribal enfeksiyonlardan korunmak için tavsiyelerde bulunan diyetisyen Gizem Bakar, bağışıklık sistemini güçlendirici Akdeniz beslenme tipinin tercih edilmesi ve sera ürünleri yerine mevsimlik sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Bir dinleyelim bakalım diyetisyen Gizem Bakar ne gibi önerilerde bulunmuş. Geçen hafta pazarda dinleyeceğiz, hemen söyleyeyim. Bir teyzem tezgaha yanaştı, domatesi de böyle yokluyor. Ne yapacaksın teyze domatesi? Bazen çorba yapıyoruz ama genelde kahvaltıda kullanılıyor. Değil mi? Bunların hepsi sera ürünü. Evet, yani evet. Şey, sağlıksız. Buyurunuz efendim. Salgın döneminde beslenme herkes tarafından merak edilen konular arasında. Hangi besin tüketirsek bağışıklığımız daha iyi güçlenir veya hangi besin tüketirsek virüsten daha iyi korunuruz konuları herkes tarafından araştırılan ve merak edilen konular arasında. Pandemiden çıktığımızı varsaydığımızda ve toplumun önemli bir kısmı bu salgını geçirdiğine göre vücudumuza bazı besin ögesi yetersizlikleriyle karşı karşıya kalmış olabiliriz. Eğer pandemi sonrasında yeterli, dengeli ve optimal beslenme sağlayarak kaybettiğimiz depoları yerine koyamadıysak şayet, vücudumuz enfeksiyona karşı daha açık hale geliyor. Bu mevcut salgında kombo virüsü diye adlandırdığımız gribal enfeksiyon söz konusu olduğunda öncesi dönemde beslenme, yani enfeksiyona yakalanmadan yeterli, dengeli ve optimal beslenme sağlayarak bu risk faktörünü indirmek bizler için en önemli olanlardan bir tanesi. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda kilo problemi yaşayan ve D vitamini düşüklüğü yaşayan bireylerde enfeksiyona daha savunmasız olduğu da gösterilmiş durumda. Peki bu mevcut salgında bağışıklığımızı nasıl güçlendirmeliyiz? Akdeniz diyeti dediğimiz sebze ve meyvelerden zengin, süt ve süt ürünleri içeren, beyaz et ağırlıklı, yani tavuk eti, balık eti gibi beyaz et ağırlıklı, kuru baklagillerden zengin ve posalı bir beslenme rutinini benimsememiz gerekmektedir. Bu dönemde, salgın döneminde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek adına yapmamız gereken şeylerden bir tanesi Akdeniz diyeti dediğimiz sebze ve meyvelerden zengin, süt ve süt ürünleri içeren, balık eti, tavuk eti diye adlandırdığımız beyaz et ağırlıklı ve posalı bir beslenme modelini benimsememiz gerekmekte. Tabii ki burada önemli olan bir unsur da mevsimsel beslenme. Yani ne demek bu? Mevsimine göre besinleri temin etmek. Özellikle sera ürünlerini tüketmememiz gerekiyor. Beslenmemizden paketli ürünleri ve işlenmiş et ürünleri kesinlikle çıkarmalıyız. Bağırsaklarımızı iyileştirici besinler tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü bağırsak sağlığı ve bağışıklık sağlığımız birbiriyle ilişkilidir. Son olarak
Kuru baklagiller, antioksidandan zengin yağlı tohumlar, C vitamininden zengin meyve ve sebzeler ve posalı beslenme rutinini kesinlikle hayatımıza endekslemeliyiz. Yeterli uyku, yeterli su tüketimi ve haftalık yapacağınız 150 dakikalık egzersizler sizlerin bağışıklığınızı güçlü tutmanızda yardımcı olacaktır. Çünkü seroinleri GDO'lu ve bitkisel tarım ürünleri içeren besinler oluyor. Bunları biz tükettiğimizde tamamen besin içerisindeki besin değerinden zengin vitamin ve minerallere ulaşamıyoruz. Bu yüzden mevsimine göre beslenme ve sera ürünleri tüketimini kesinlikle istemiyoruz. Bu salgın döneminde de bazı besinsel olarak takviyeler yaratabiliriz. Bunlardan sizlere küçük bir tarifim olacak. Çok kolay, pratik bir şekilde uygulayabileceğiniz bir tarif. İçeriğine bakacak olursak 1 adet mandalina, 1 çay kaşığı karabiber, 1 parça taze zencefil ve 1,5 su bardağı kadar suyla beraber blenderize ettikten sonra günde 1 çay bardağı kadar tüketebilirsiniz. Hem bağışıklığınızı güçlendirir hem de bu şu andaki güncel virüsten korunmamızı sağlayabilir. Mutlaka şöyle bir uyarı da yapmam gerekiyor. Kullandığınız, yaptığınız smoothie yani blenderize ettiğiniz ürünü cam bir kavanoza buzdolabında saklayabilirsiniz. Çocukluğumda ben hatırlıyorum mevsimli dışında bir meyve bulmak çok zordu. Çok evet. Zordu ama şimdi domates de var, salatalık da var. Böyle işte karpuz sera. Gördüğüm oluyor. Sera tabii ki sera karpuz gördüğüm oluyor bazen. Yani şimdi neyin zamanı meyve olarak? Mandalina, portakal, elma. Tabii. Hani gidip de şimdi bir şeftali ya da bir üzüm yenmez. Olsa bile yenmez. İşte bazen insan görünce can çekiyor alıyor ama hiçbir faydası yok tabii onların. Domates evet. Mesela ben domatesi çok özlüyorum. Gerçekten evet. Çok özlüyorum. Ara ara o minik domateslerden almaya çalışıyorum. Ama almamak lazım. Yanlış. Tabii almamak yanlış lazım. Yani yanlış. Tabii ki. Gerçekten kendimizi zehirliyoruz. Ben sadece o cümleyi kullanayım. Evet. Yani mevsiminde yemediğiniz efendim her şey dışında mevsimin dışında yediğiniz her şey sizi zehirliyor. Kesin ve net bunu artık bütün dünya söylüyor. Bakın bilim insanları da söylüyor. Herkes söylüyor. Buna rağmen peki efendim seracılık falan ya onu ben bilmem. Ya evet, yani evet. Kim yiyorsa, ne yapılıyorsa, ne yapılacaksa onu ben bilmem. Ama insana zararlı. Bol miktarda bilim insanı söylüyor. Karnabahar var, brokoli var. Değil mi? Bu mevsimin sebze ve meyveleri var. Kereviz var, çok var. Hani şimdi mesela tabii. Patlıcan yok şu anda. Hani var ama yenmemesi gerekiyor. Yapın soğan ve turp salatasını yiyin yemeklerde. Aynen öyle. İşte bugünlerde havuç salatası, böyle. Turp tabii. Salatası aynen öyle. Şu anda domatesten, işte salatalıktan uzak durmakta fayda var. Evet. Ata Beyciğim çok teşekkür ben ediyorum teşekkür efendim değerli yorumlarınız için. Bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yarın canlı yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.